Evet. Merhaba arkadaşlar. Günaydın, merhaba. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Sizlere köyümüzden bazı manzaralar göstermek için yani şu anda bir düşüncemiz yok ama Hamide Hanım'la beraber dağlara doğru bir çıkacağız. Dağlarda tabii oraya ulaşabilir miyim? Zaman yeter mi bilmiyorum. Çok uzak arkadaşlar. Dedeler diye kayadan böyle Nevşehir'de olan piramitler gibi çok büyük kayalar var. Yani yaklaşık sanırım 5 katlı 6 katlı bina yüksekliğinde tepesinde bir tane kelle var. İki tane yan yana bu dedeler. Dede kayaları. O tarafı doğru gezmeye gideceğiz. Evet. Ama sahiplerine ulaşabilirsek bir tane kırsal bir bölgede çok eski yapı bir taş ev vardı. Ben taş evi bundan 40 yıl önce görmüştüm çocukken ama bir mirasçı elindeymiş sanırım. Biliyorsunuz benim çocuklarımın bir köyde ev merakı var. Biraz çok tenha yerde ama orman içi. Bir gidip görelim nasıl bir şey. Evet. Videomuzun devamında Yeni seslerle Hamide beraber Hanım'la olur. beraber sizlere sunacağız arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Ali Bey ile şu anda dedelerin yanına gidiyoruz. Yolda çekiyoruz Ali Bey. Evet, dedelerin yanına gidiyorum. Güle güle. Hamide Hanım'ın yanına. Güle güle. Evet, yolumuz toprak yol ve uzaktı bayağı. Yaklaşık 3000 metre evimizden dedelerin olduğu yer. 3000 metre. Seyircilerimiz için değer yani. Evet evet 3000 metre ne olacak ki? Hem biz bir gezip gelmiş olacağız. Evet. Hem dedelerimizi dede derken dede kayaları ne izleyicilerimiz bir izleyecek. Şöyle manzaramızı gösterelim dağlarımıza. Maşallah doğallar. Çamlarımıza, insan adına oksijen. Tabii oksijeni bol, çok bol buranın. Evet. Evet arkadaşlar, su depomuz var. İçtiğimiz suyun deposunu göstereceğim şimdi. Evet, dedelerin olduğu yere geldik. Bakın arkadaşlar, şurada şöyle bir kaya var. Ama dedeler dediğimiz kaya şu kayalar. Şimdi yanına varalım. Yanından tekrar çekelim. Evet, dede kayaları bunlar. Yani biz çocukken buraları dedelerin yanı derlerdi. Biz zannederdik ki dedeler var. Ama oysa kayaları dede diyorlarmış iki tane olunca. Hamide Hanım da gidiyor o tarafı. Biz de gidelim. Evet, dedelerin kayanın dibinde çam ağacı çıkmış. Bakın arkadaşlar, kaya ne kadar büyük. Hemen hemen tahminim 5 katlı bir bina yüksekliğinde bir kaya burası. Görünümü çok enteresan. Allah'ın işi. Yani demek ki eskiden dağmış burası. Kumları döküle döküle içinde sertleşip kalan kaya bu hale gelmiş.
Şu yüzünden de şöyle gösterelim. Evet. Dede kayaları. Burası. Evet arkadaşlar, 1978-81 yılı arasında bu çam ağaçlarında reçene çıkartılırdı. Orman Bölge Müdürlüğü'nün kontrolü altında. Biz o çam ağaçlarından akma çıkartırdık. Reçenesini çıkartırdık ve ay sonları toplanıp Orman Bölge Müdürlüğü'nü teslim ederdik. Ben ilk Hamidanım çocukken ilkokulda görmüştüm. Geçen gün bir okul videomuz vardı. Ve bu görmüş olduğunuz Hamidanım'ı bu dağlarda tanıdım. Bu dedelerin orada. Tabii ben de çocuğum, 14-15 yaşlarında. Hamidanım da çocuk. İşte babalarımız, abilerimiz bu dağlarda akma toplarken, biraz sonra videosunu göstereceğim size, bir tane çeşme var çok eski. Evet. Hamidanım'ı ilk defa o çeşmenin yakınında yemek yerken gördüm. Tabii çalışırdık. Bu çeşmeden yukarıda olan saha Hamidanım'ın babasınındı. Çeşmenin aşağısı bizim abilerimizle babamın sahasıydı, reçene sahası. Yaz aylarında çalışılırdı burada. Hamidanım'ı ilk defa o zaman gördüm. İyi ki de görmüşüm Hamidanım seni. Ben sana hiç dikkat etmedim. Evet. Evet arkadaşlar, dede kayalarımızı gösterdim sizler için, çekim yaptım. Biraz önce orada bahsetmiştim. Biz eskiden buralarda yaz aylarında 3-4 ay, 3 yıl boyunca, yılda 3-4 ay buralarda geçti. Onun için buraları çekip sizleri izletmek istedim. Hamidanım'ı da buralarda tanıdım arkadaşlar ben. Beni sandığın için üzüm vereyim ben sana Ali Bey. Evet, sağ ol canım, sağ ol. Evet. Şu çeşmemizin başında Allah kabul etsin bir hayırsever üzüm bağı dikmiş böyle. Tabii biraz bakımsız ama su olduğu için olmuş. İnşallah Allah kabul etsin. Bunu dikenlerin ruhlarına varsın. Amin. Biraz sonra gezmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Çok zamanınızı almak istemiyorum videomuzda. Videomu burada sonlandırıyorum. Kanalıma abone olursanız bize sevindirmiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Seviyorum sizi. Biz de seviyoruz.